Arkadaşlar farkı görümüze devam ediyoruz. Bu dördüncü videomuz parçaladık farkı görü böyle parça parça gidiyoruz. Bu dördüncü videomuz inşallah beş videoda da farkı görle ÖYT'nin en çok karışan konularını görmüş olacağız. İlk farkı görümüz öğretim teknikleri beyin fırtınası beyin eseri. İçinde beyin olan iki tane tekniğimiz var. Beyin fırtınası çok önemlidir. Oscar'larda da bahsediyorum. Beyin fırtınası ve altı şapkanın soru gelmediği yıl yok denecek kadar az. O yüzden beyin fırtınası ve altı şapkayı bilen bir arkadaşımızın en az bir sorusu ceptedir. Bunu unutmayın. Bunları dedim ya Oscar'larda hepsini istatistiği ne gelecek ne çıkacak hepsini tek tek anlatıyorum. Peki beyin fırtınasıyla beyin eseri arasındaki farklılık ya da benzerliğimiz nedir? Şöyle diyeceğiz. Beyin fırtınasının somut olarak yapılanı birazcık daha sınırlandırılanına biz beyin eseri diyeceğiz. Aradaki fark şu. Beyin fırtınasında kısa süre, yaratıcılık ve hayal gücü, öğrenciye bir problem durumu vereceğiz. Öğrenciler akıllarına ilk geleni söyleyerek o probleme çözüm üretecekler. Akla ilk geleni söyleme, mantık süzgecinden geçirmeden söyleme anahtar kelimeler. Bakın mantık süzgecinden geçirmeden söyleme. Akla ilk geleni söyleme. Fikirlerin tahtaya not edilmesi anahtar kelime. Eleştiri asla yoktur. Öğrenci söz aldığında bir tane fikir söyler ama bir öğrenci 3, 5, 7, 10 tane fikir söyleyebilir. Başlangıçta nicelik sayı önemlidir ama sonda nitelik yani kalite önemlidir. Bütün fikirleri hep beraber sınıfça öğretmen sınıf komple en kaliteli olanlarını seçeriz. Yani tahtaya fikirleri yazarız olduğu gibi en sonunda beraber değerlendirip en iyi olanları alırız. Bu beyin fırtınası. Fikirler havada uçuşur. Onlarca, yüzlerce fikir olabilir. Yani yüze yakın fikir, belki yüzden fazla fikir olabilir. Fikirler havada uçuşacak. Ancak beyin eserinde öğrenciye bir problem durumu vereceğiz. Üç tane kart vereceğiz. Üç kart. Diyeceğiz ki bunlara görüşlerinizi yazın. Öğrenci söylemeyecek ya da söylenen tahtaya yazılmayacak da kağıda yazılacak. Ben birinci görüşümü yazıyorum, ikinci görüşümü yazıyorum, üçüncü görüşümü yazıyorum. Yazdım, herkes yazdı. Öğretmen alır bunları tek tek okuyarak gruplandırırız. Sonra deriz ki atıyorum A görüşü doğru mu? Doğru. B yanlış. C doğru, yanlış, doğru, yanlış. O fikirler arasından en kaliteli olanlarını seçeriz. Burada da eleştiri yoktur. Burada da kaliteli olanları seçeriz. Ama beyin fırtınasında sen 10 tane fikir söyleyebilirsin. Burada kaç tane fikir yazabiliyorsun? 3 tane. Yani 10 tane fikrin varsa eliyorsun, eliyorsun, eliyorsun. En kaliteli 1, 2, 3 tane görüş yazabiliyorsun en fazla. Tamam? Yani beyin fırtınasının daha böyle kaliteli olanı, çünkü beyin fırtınasında daha farklı, daha farklı o yeni şeyler ürete ürete, farklı fikirler ortaya ata ata yaratıcılık yeni farklı şeyler akla gelebilir. Burada o yok. Burada evet çözüm bul diyorsun ama aklına gelen 3 tane çözüm, en iyi 3 tane çözümü yazıyorsun. Birazcık daha nitelikli fikirler ortaya çıkabilir ama birazcık öğrenciyi sınırlandırıyoruz. Beyin eseri daha nedir? Daha sınırsızdır. İstediğimiz şeyi söyleyebiliriz. İstediğimiz kadar fikir üretiriz. Beyin fırtınasının kağıtlarla somut olarak yapılanı beyin eseri, beyin ürünü. Karıştırıyorsanız beyin eserini unutun. Şu ana kadar sorusu yok. Ama bilin faydamız faydası olur. Beyin fırtınası öncelikli. Geçtik. İkinci farkı görümüz. Benim meşhur çarkım. Tartışma. Birbirini görecek şekilde oturma. Tartışma olan bir yerde ne vardır? İletişim, farklı fikirlere saygılı olma, konuşma, dinleme becerileri, bir sürü beceri var. İşte aklımıza çark gelecek. Buradan soru bekleyin. Çember bir tartışma çeşidi. Arkadaşlar neyi tartışıyoruz? Türk eğitim sistemini tartışalım. Türk eğitim sistemi hakkında tartışma yapacağız. Bir tane başkan, bir tane süreyi ayarlayan var, bir tane de sekreter var. Söyle süre ne kadar? Atıyorum 2 dakika, 3 dakika. 3 dakika boyunca söylenen şeyleri sekreter yazar. Başkan der bunu yaz, bunu yaz. Süreyi tutan der ki süre bitti. Diğerinin söyledikleri, başka birinin söyledikleri. En son öğrencilerin o söylediği, sekreterin not ettiği daha kaliteli fikirler üzerine genel bir
değerlendirme, genel bir tartışma yaparız. Oyunvari bir tekniktir. Yani yerimizde konuşmuyoruz da daire şeklinde oturuyoruz. Birbirini görecek şekilde bir konu hakkında fikrimizi söylüyoruz. Sekreter önemli kısımları not ediyor. En son genel değerlendirme yapıyoruz. Akvaryum iç çember. Neyi tartışıyoruz? Türkiye eğitim sistemini. Konuşmak isteyen kimsen içeri giriyorsun, bireysel konuşup çıkıyorsun. Diğeri geliyor, diğeri geliyor, ben giriyorum. Sonuçta fikir içeride bireysel olarak söyleniyor, bireysel. Sandalyede bireysel. Ama bir de gruplu olanı var. İç içe iki tane halka. İçeride fikirler nasıl söylenir? Grup olarak söylenir. Kim Türkiye eğitim sistemi hakkında konuşmak istiyor? Ahmet, Ayşe, Metin. Biz içeri gireriz, yüksek sesle konuşuyoruz. Yüz yüze, size sırtımız dönük. Siz bizi görmüyorsunuz. Özür dilerim. Yüz yüze bakmıyoruz. Siz bizi duyuyorsunuz. En fazla not alıyorsunuz, soru soruyorsunuz. Ya Metin, olur mu öyle şey? İçten dışa karşılıklı konuşma yok. Ben söyleyeceğimi söyledim. Dışarı çıkıyorum, sen giriyorsun. Ahmet çıkıyor, başka biri giriyor. Ayşe çıkıyor, başka biri giriyor. Fikirler içeride söyleniyor. Ama bireysel, ama grupla. Ben de diyorum ki bir fanus düşünün. Bunun içinde akvaryum yani. Akvaryumun içinde balık yaşayacaksa ama bir balık, ama birkaç balık nerede olacak? Fanusun içinde. Akvaryum tekniğinde konuşacaksan o halkanın içinde. Ama bir kişi, ama küçük grup halkanın içinde olacaksın. Rulman, top taşıma. Genellikle eşit sayıda kişiler vardır. İç içe iki halka vardır. Bu defa içerideki dışa, dışarıdaki içe doğru bakar. Karşılıklı yüz yüze iletişim kurarız. Bakın hepsi yüz yüzedir. Ama yüz yüze iletişim bunda daha fazladır. Hepsi yüz yüzedir. Yüz yüze iletişim rulmanda daha fazladır. Yüz yüze iletişim kurduk. Süre ne kadar? 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika, neyse 2-3 dakika. Karşılıklı konuşuyoruz. Karşımda sen varsın. Seninle konuştuk. Hep aynı kişiyle mi konuşacağız? İç halka döndü. Yeni biri geldi. Seninle konuştum. Döndü. Seninle konuştum. Her defasında yeni biriyle konuşuruz. Rulmanda, top taşımada. İç içe iki halka dediğinde ya akvaryum ya rulman. Bakın bu dikap alanda da geliyor, eğitimde de geliyor. Yani karşımıza gelebilir. Farklı alanlarda da gelebilir. Kullanılan kullanışlı teknikler bunlar. Karşımıza bunlar gelecek. Alanda, eğitimde dikkat. Konuşma halkası, en bariz özelliği empati. Hocam, Türkiye eğitim sistemi hakkında empati kuralım. Nasıl kuralım? Ne bileyim nasıl kuralım? Söylüyorum. Bir olay olacak ki empati kuracağız. Şimdi ben size diyorum empati kurun. Hadi hocam tamam, Türkiye eğitim sistemi de bir şey olacak yani. Bağdaş kurun desem bağdaş kurduk. Empati kur demek bir şey, bir anı, bir olay, bir hikaye, bir film, bir şey olacak yani. Bir canlandırma. Ali ailesinin onu okutmasını çok istemektedir. Başlangıçta okumaya karşı bir ön yargısı vardır. Bir iş güç sahibi olmak, hayata erkenden atılmayı planlamaktadır. Şu an bunu inanın doğaçlama gidiyorum ama bir yere varacağım. Ali ailesini, anne babasını kırmamak adına, onlara umut olduğu için okumaya karar verir. Bir süre sonra okumanın çok güzel bir şey olduğunu, bir insanlara bir şeyler öğretmenin çok değerli olduğunu ve öğretmen olabileceğini, öğretmen olmak istediğini düşünür ve böyle bir ideali belirir ve bu yolda çalışmaya başlar. Ali çok çalışır, kendisinden beklenenden daha fazla çalışır. Ali öğretmen olur, eğitim fakültesine girer. Ali mezun olur, mezuniyetinde ailesinin gurur kaynağıdır. O artık öğretmen Ali'dir. Ama KPSS sınavı vardır. Ali KPSS sınavına da hazırlanır, emek verir, mücadele eder, alana, eğitime, genel kültür, genel yeteneğe çalışır, çok iyi bir puan alır ama ortada bir mülakat vardır. Mülakat %50 etki edecektir. Ali, ailesi, sevdikleri mülakattan dolayı tedirgindir. Soruyorum şimdi, güzel bir yere geldim. Bu örtük program işte. Ali'nin yerinde siz olsaydınız ne yapardınız? Ne hissederdiniz? Ne düşünürdünüz?
Ali'nin anne babası olsaydınız ne yapardınız diyerek tartışmayı başlatırız. Elimizde bir konuşma nesnesi vardır arkadaşlar. Konuşma nesnesi vardır. Aslında ben bu dersleri normal biraz daha hızlı gitmem lazım ama aklıma gelmişken söyledim. Çünkü dersleri anlattık artık son bu videoyu izliyorsak sona geldik demektir. Konuşma nesnesi bir zil, bir bayrak, bir kalem, bir kart, herhangi bir nesne var. Kartı kaldırdım, konuştum. Pas dedi, konuştu, konuştu, pas dedi, pas dedi. Konuşan pas diyebilir. Pas diyen yine pas diyebilir. Konuşur, konuşur, pas diyen konuşabilir. Böyle sırayla konuşuyoruz. Sırayla konuşuruz, kendimizi o verilen olaydaki kişinin yerine koyarız. Bu şekilde empati kurarız. Nerede? Konuşma halkasında. En sonunda genel bir değerlendirme yapılarak teknik bitirilir. Daire şeklinde oturma, birbirini görecek şekilde oturma, iletişim, farklı fikirlere saygılı olma, konuşma, dinleme becerisi dedi. Çark aklınıza gelsin. İç içe iki tane halka, akvaryum ya da rulman. Empati, örnek olay, konuşma halkası ve rol oynama, değil mi? Canlandırma diyorsa rol oynama. Konuşma halkası ve örnek olayda tartışma var. Ama örnek olayda verilen bir olay üzerine tartışırız. Böyle bulunduğumuz yerde konuşma halkasında verilen bir olay üzerinde sırayla konuşuruz. Pas diyebiliriz, değil mi? Bunlar anahtar kelimelerdir. Farkı gör hocam. Yine önemli görüş geliştirme, köşeleme. Duvarlara kağıtlar yapıştırdığımız, astığımız iki tane teknik var. Görüş geliştirme, Türkiye nükleer enerji yatırımlarına devam etmelidir. Çelişkili bir konu. Kesinlikle katılıyorum. Katılıyorum. Fikrim yok. Katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Dağıldık. 20 kişiyiz. 3 kişi, 2 kişi, 1 kişi, 5 kişi. Geri kalanı orada. Arkadaşlar bu kişi sizsiniz. Şu sizsiniz. 20 kişinin 20'si de konuşur. 20'si de konuşur. Herkesi duydunuz. Burada kalabilirsiniz. Başka bir yere geçiş yapabilirsiniz. Esnektir. Köşeleme. Problem çözmek için yapılır. Bir problemin farklı çözümleri sınıfın duvarlarına asılır. Ben 4 tane çözüm yazdım. 20 kişisiniz. Herkes dağılır bir yere. 20 kişi de dağılır. Bu kişi sizsiniz. Şu sizsiniz. 20 kişi var. Demin 20 kişiyi duyuyorduk. Burada kaç kişiyi duyuyoruz genel olarak? 4 kişiyi duyuyoruz. Bu grup konuşur bir kişi. Konuşur bir. Konuşur bir. Konuşur bir. Yani grup kendi içinde konuşur. Grup sözcüsü grubun görüşünü söyler. Görüş geliştirmede buradan başka bir yere geçiyorduk, değil mi? Görüşümüzü geliştiriyorduk, değiştiriyorduk. Burada gittiğin köşe, yaz köşesi ise sonuna kadar oradasın. Başka bir yere geçemezsin. Burada bir değerlendirme vardır. En son öğretmen der ki en iyi çözüm şudur gibi bir değerlendirme yapılır. Aradaki farkı bir de şöyle görelim. Görüş geliştirme çelişkili konularda olur. Çelişki. Köşeleme ya da köşelenme problem çözmede olur. Görüş geliştirmede sınıfta 20 kişi varsa 20'sini de duyarız. Köşelemede 20 kişi varsa kaç köşe var? 4 mü? 5 mi? 6 mı? O kadar kişiyi duyarız. Görüş geliştirmede görüşünü değiştiriyorsun. Görüş geliştirme esnektir hocam. Köşeleme KK, köşeleme katıdır. Gittiğimiz yerde ölmek var, dönmek yok. Görüş geliştirmede bir değerlendirme yoktur. Ama köşelemede bir değerlendirme vardır. Bunların hepsi çok anahtar kelimeler. Farkı görelim. Rol oynama, drama. Eğer bir oyun, bir canlandırma yapıyorsak bu rol oynama ya da drama. Aralarındaki fark şu. Dramada doğaçlama yaratıcılık hayal gücü vardır. O anda sınıf içerisinde senaryo olmadan canlandırılır. Öğrenci tamamıyla kendisini ortaya koyar. Ama rol oynamada roller, senaryo önceden belli. Öğrenci önceden hazırlanır. Kostümü, dekoru, provası. Öğrenci olaya o kişinin penceresinden bakar. Dramaya arkadaşım hoş geldin diyebilirsiniz. Rol oynamaya çok güzel hareketler bunlar diyebilirsiniz. Konu aile içi iletişim. Çocuklara diyoruz ki baba alkolik olsun, işsiz olsun,
iddia oynayan bir baba olsun, şiddet uygulayan bir baba olsun. Kötü bir baba yani. Baba hariç her şey. Anne, melek gibi bir kadın, çocuklarını okutmaya çalışan, temizlik işleri yapan, gariban, vefakar, cefakar bir kadın. Kız çocuğu lisede, erkek çocuğu ortaokulda. Kız çocuğu akademik başarısı düşük. Bir elinde cep telefonu, bir elinde ayna, umurunda mı dünya? Erkek olanı ortaokulda çok başarılı, fen lisesine gidecek kadar başarılı. İşte annesine destek olmaya okul çıkışı su satan, mendil satan bir çocuk. Kayınvalide eskiden Süreyya Hanım tiplemesi var ya, huysuz, aksi bir kayınvalide, çocuğunu savunan, geliniyle geçinemeyen bir kadın. Buna hazırlanın gelin. Hazırlandınız, geldiniz, kostüm, dekor, prova, onu canlandırdınız. Ne oldu? Rol oynama. Ama sınıf içerisinde diyoruz ki, arkadaşlar aile içi iletişimi canlandıralım. Bir tane kayınvalidemiz olsun, sen ol o. Bir tane kız çocuğumuz olsun, bir tane erkeğimiz olsun, bir tane anne, bir tane baba olsun. Arkadaşlar bir 3-5 dakika düşünün, ondan sonra hadi bunu canlandırın. Orada baba istediği gibi yapıyorsa, harika bir baba, mükemmel bir aile, anne çok iyi bir anne, kız çocuğu iyi, erkek çocuğu iyi, kayınvalide, harika bir ortamı, istediğimiz gibi harika bir ortam yaptık, daha kötü bir ortam yaptık, bu ne oldu? Drama. Dramada tamamıyla kendimizi ortaya koyarız. Rol oynamada o rolü canlandırırız. O rolü canlandırmak, onu anlamak empati kazandırır. Dramada ise yaratıcılık, hayal gücü, doğaçlama vardır. İkisinin sonunda da genel bir tartışma, genel bir değerlendirme yapılır. Unutmayın. Farkı gör. Bilgisayar, internet, uzaktan eğitim. Arkadaşlar bilgisayar destekli eğitimde yazılımlarımız var. Bu yazılımları az sonraki farkı gör de göreceksiniz. Önemlidir, soru adayıdır. Yazılımlarla etkileşime geçerek öğreniriz. Yani öğrenci, atıyorum şöyle bir tablette yazılımda öğrenci öğreniyor. Sosyal ortam yok. Ama internet tabanlı eğitim senkron ve asenkrondur. Canlı ve cansızdır. Yani benim YouTube videolarım asenkron. Ama neodinamiğe gelip canlı derse katılmanız senkron. Öyle düşünün. Canlı ve cansız diye ayrılır. Senkron olan kısmı eş zamanlı da iletişim, etkileşim, paylaşım vardır. Uzaktan eğitim aynısı, bak interneti silmedim. İnternet tabanlıyla aynı ama ilaveleri var. Radyo, televizyon, mobil uygulamalar gibi ilavesi var. Yani uzaktan eğitimle internet tabanlı eğitim aynı kabul edebilirsiniz. ÖSYM ikisini bir arada vermedi. Eğer farkını göreceksek uzaktan eğitimde internetten, sanal eğitimden farklı olarak radyosu, televizyon, TRT okul vesaire, posta, kitap, mobil uygulamalarla desteklenir. Birazcık daha geniş bir kavramdır. Ama bu üçünün farkı ne? Bilgisayar destekli eğitimde sosyalleşme yok. Yazılımlar var. İnternette senkron, asenkron sosyalleşme var. Uzaktan eğitim, senkron, asenkron sosyalleşme var, ilaveleri var bunun. Peki o farkı görümüzde şöyle bir şey yapalım. Bilgisayar destekli eğitimdeki yazılımlar ne? Arkadaşlar en az kullanılanlardan bir tanesi birebir öğretim. Özel ders. Normalde öğretmen dersi anlatır, değil mi? Ama anormal durumlarda çocuk hastalandı, öğretmen hastalandı ya da çocuk okula yeni geldi. Bazı görmediği konular var ya da işte farklı bir şey oldu, bir doğal afet, hastalık vesaire, salgın. Öğrenciye diyoruz ki al şu tableti, sen dersleri bununla takip et. Öğrenci kendi başına sıfırdan bir konuyu bilgisayardan öğreniyorsa, bilgisayar öğretmenin kitabın yerine alıyorsa ne oldu bu? Birebir öğretim yazılımı. Alıştırma tekrar. En çok kullanılanı bu. Dersi derste anlattınız. Çok fazla etkinlik yapamıyorsunuz. Çocuğa diyorsunuz ki YouTube kanalımda çıkmış sorular var. YouTube kanalımda soru çözümlerim var. Onları alın, onları izleyin, size katkı sağlar. Çocuk dersi derste dinliyor.
Derste dinliyor ama ne yapıyorsunuz? İşte o YouTube kanalı gibi, yani bunu harmanlanmış da karıştırmayalım da, yazılımı veriyorsunuz ona. YouTube kanalı demeyelim de, yazılımı, tableti, bilgisayarı veriyorsun. Al şu programı, burada yüzlerce etkinlik var. Öğrenci dersi derste dinliyor, o yazılımda alıştırma tekrar yapıyor. Onlarca, yüzlerce soru, etkinlik, uygulama yapıyor. Konuyu tekrar ediyor, pekiştiriyor. Benzetim, simülasyon. Bilgisayarda deney yapıyorsun. Bilgisayarda gözün yapısını bakıyorsun. Bilgisayarda kalbin iç odacıklarını, işleyişini görüyorsun. Bilgisayarda bir şirket yönetiyorsun. Bu benzetim, simülasyon. Benzetimle aynı şey. Eşsel oyun. Bir yazılımda kazanma, kaybetme, oyun, eğlenme, ne diyelim, rekor kırma, level atlama vesaire varsa eğitsel oyun. Adam asmaca vardı, değil mi eskiden? Adam asmaca oynuyoruz. Nerede? Bilgisayarda. Eğitsel oyun. Trivia Crack diye bir uygulama vardı, değil mi? Eğitsel oyun. Ya da arkadaşlar, ben K harfi diyorum burada. Körebe bir oyun. Körebe oyun. Kelime üretme. Kelime üretme. Yani ne yapıyoruz kelime üretmede? Kelimenin son harfi E. Elma. Elmanın son harfi A. Armut. Son harf T. Trabzon. Ne harfi? Niğde. E harfiyle elma demeyeceğiz. Erik. K harfiyle kalem. M harfiyle metin. Ne harfiyle Niğde. Böyle gideceğiz. Kelime üretme ya da isim, şehir, eşya, eğitsel oyun. Eğitsel oyun. Peki kelimelik, kelimelik ne? Nerede oynuyorsun? Hocam telefonda, bilgisayarda, tablette. İşte bu eğitsel oyun yazılımı. Eğer bilgisayarda oynayarak, eğlenerek öğreniyorsak eğitsel oyun. Problem çözme, buluş. Bilgisayarda bir problem var. Farklı farklı çözümleri var. Deneme yanılma yaparak o farklı çözümlere ulaşıyorsanız problem çözme, buluş. Sınama yazılımı da hangi birini kullanıyorsak bu yaptığımız çalışmayı kaydediyoruz. Öğretmen süreç artı sonuca bakarak bize dönüt veriyor, sınama değerlendirme yapıyor. Bu da sınama yazılımıdır. Arkadaşlar bu seride öğretim tekniklerini bu şekilde farkını gördük. Son videomuzda geri kalan öğretim teknikleriyle farkı gör ÖYT serimizi bitirmiş olacağız. Son olarak arkadaşlar yine sona yaklaştık. BESYO alan eğitimi bildiğiniz üzere anlatıyorum. Bu reklamları da yapıyorum. Kusuruma bakmayın ama yapmak zorundayım. Ve DİKAP alan eğitimi anlatmaya çalışıyorum. Bunları neodinamik.com'dan görebilir, inceleyebilir, kaydolabilirsiniz. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.